Sörgülü Moda YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Ekim ayında almış olduğum alışverişlerimi paylaşacağım. Yani paket açılışı yapacağız. Videonun çok uzun olmaması için şimdi hemen hızlıca paket açılışlarına başlıyorum. Ben internetten Trendyol'dan çıt çıt siparişi vermiştim. Şöyle roz renginde, yani roz da değil de şöyle, hatta ben elime alayım size tam net göstereyim rengini. 4 parçadan oluşuyor. Çanta yapıyorum ben. Çanta yaptığım takdirde bunları kullanıyorum. Çok hışırdattım. Şimdi bunu kenara alıyorum. O çıt çıtlarımı da arkadaşlar, böyle bir tulumba presi almıştım. Bunun detaylı videosunu çekeceğim sizlere, nasıl kullandığınıza dair. Ve aldığımda içinden neler çıktı, bu böyle gelmişti. Bunun çekimini yapamamıştım. Daha sonra bunun videosunu da çekeceğim sizlere. O çıt çıtları da bu makinayla çakıyorum ben. Bunu şimdi kenara alıyorum. Daha sonra arkadaşlar bir panç iğnesi aldım. Bende bunun mor rengi olanı vardı. Bir de böyle bir mavi rengi olanını aldım. Annemle birlikte yapacağız. Şöyle bunun detaylı çekimini de yine sizlerle birlikte panç videoları çekeceğim. O zaman anlatacağım. Bunu da kenara aldım. Ve sırada benim bilgisayarımın CD okuma yeri yok arkadaşlar. Onun için şöyle bir DVD okuyucu aldım. Genelde bu yeni çıkan bilgisayarlarda açıkçası CD ve DVD okuyucu yeri yok. O yüzden ben de şöyle ayrıyetten bir DVD okuyucu aldım. Henüz bakmadım çalışıyor mu çalışmıyor mu. Ama eğer memnun kalırsam bir sonraki alışveriş videomda size sonucu söylerim. Bunu da böyle kutusuna koyup kaldıracağım. Benim almış olduğum bir eğitim kitabı var arkadaşlar. Kendi bölümümle alakalı. Modelistik, stilistik, drapaj. Onun CD'si ve DVD'si olduğu için bilgisayarıma takıp çalışamıyordum. Kız kardeşimin bilgisayarına taktım. Hani konuları kendi bilgisayarıma aktarabilir miyim diye. Maalesef ki dersler ve konular direkt CD'den açılıyor. Hani klasör şeklinde değildi. O yüzden aktaramadım. Ben de hani böyle bir şey aldım ve hani her türlü de kullanırım diye düşünüyorum. Bunu da kenara koydum ve sırada şöyle göstereyim. Upuzun bir kargom var. Şunu şöyle, bunu hiç açmamışım. Diğerlerini açmıştım hani kontrol edeyim diye. Hemen açmak için bir makas aldım. Bir tahmininiz var mı bunun ne olduğuna dair? Ben açana kadar bir tahminde bulunun. Bakalım. Bu kadar uzun ne almış olabilirim ki acaba? Ayrıyetten bu ara kargolar çok geç geliyor. Yani o kadar geç geldi ki ben ne aldığımı bile unutmuştum gelen kargolarda. Yani çünkü hani bir tek ben de, kız kardeşim de sipariş veriyor. Onun mu benim mi? Hani şöyle paketi attım kenara. Şöyle 100 santimlik bir cetvel aldım. Çünkü kesim ruleti aldım. Matımı aldım ama matın üzerinde kesim yaparken şöyle bir cetvele ihtiyacım vardı. 50 santimlik normalde düşünüyordum.
100 santimli indirime girmişti arkadaşlar. İlk önce dedim 100 santimliğini alayım. Zaten 50 santimli çok bir hani bir para değil. İndirimdeyken 100 santimliğini aldım. Çünkü hani patchwork olsun. Kafamda tasarladığım çanta modellerim var. Hani mat üzerinde kesmem gereken ruletle birlikte. Bu cetvel olmadan da hani kesim yapamıyorsunuz. Plastikle de kesiyorsunuz ama plastik cetveliniz ister istemez ruletle birlikte zarar görüyordu. Hani o yüzden bu benim çok işime yarayacak. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi şöyle büyük partılara geçeceğiz ve en son mu öyle yapsak? Montajcı kargolarım da var. Şöyle yapıyorum. Büyük parçamla başlıyorum. Ben çizme aldım arkadaşlar Trendyol'dan. Şöyle göstereyim. Kocaman bir paketim. Ama açıkçası kargonun geliş şeklinden memnun kalmadım. Aldığım yerden. Bunu da buradan belirteyim. Denedim de hatta normalde 38 giyiyorum ama 38,5 ve ayakkabının kalıplarına göre 39 da olabiliyor. Bunu 38 vermiştim. Ama 38 ayağım olmadı. Ve bakar mısınız kutunun perişanlığına? Yani hiç hoşuma gitmedi çünkü ben yaz geldiği takdirde çizmelerimi kaldırıp muhafaza etmem gerekiyor. Yani bu kartonuyla da mümkün değil yani. Hem ıslak geldi hem de paramparça bir halde. Aldığım yere de zaten yazacağım. Ürün sağlam ama kutusu rezalet. Yani ürünün kendi de zarar görebilirdi. Şöyle bir Harley çizme aldım. Bunu iade edeceğim açıkçası. Üründe bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Çok rahat. Sadece numara değişecek. 38'i geri gönderip 39'unu almayı düşünüyorum. Şöyle hani çok dümdüz siyah da değil. Metalleri falan var. Benim çok hoşuma gitti. Benim üst baldır kapanmadı bu 38 numarada. Yani 38'e de kapandı ama böyle zor bela kapandı. Bir tight'tır, dar bir pantolonla olacağını sanmıyorum. O yüzden iade olacak. Ya kutusundan dolayı bile iade ederdim açıkçası. Çünkü yani yaz geldiği takdirde ben hangi kartona, kutuya koyup da bunları kaldırabileceğim ki? Bunu da attım kenara. Daha sonra büyük bir parçam daha var. Şöyle. Buradan bir ürün aldım arkadaşlar. Şöyle. Kışı da tarak çıkarıyorum. Bu sene mont sıkıntım olduğu için bir adet mont kaban aldım arkadaşlar. Şöyle bunu da göstereyim size. Kapşonu da var. Ben çok beğendim. Boyunu falan hani tavsiye ederim. İndirime girmişti hatta. Fiyatını falan linkini hep aşağıya açıklamalar kısmına zaten ben bırakıyor olacağım. Bunu da gönderdim. Daha sonra ben toparlayacağım. Bir ufak paketim daha var. Onu da göstereyim. Şöyle iki adet ip aldım arkadaşlar. Biri bu ve biri de bu. Şimdi yakından da renklerini göstereceğim. Renklerine ben aşık oldum. Şöyle yakından göstereyim. Markalarını da görün. Şu şekilde. Yani bunlarla şöyle ne örülür derseniz ben yazlık böyle askılı bluz ve bralet tarzı şöyle aslında örmeyi düşünüyorum. Bunları da kaldırdım.
Bir sürü rengi de mevcut. Linkini koyduğum takdirde girip bakabilirsiniz. Çok pahalı değiller aslında. Ben indirimden aldım yine de. Sanırım normalde 23 civarı bir fiyatı vardı bunların. 19 liraya falan inmişti. Ben o zaman aldım. Son iki parça ürünüm kaldı. Ben yine arkadaşlar arabaya bir tutacak aldım. Diğer almış olduğum tutacak da halen daha arabada. Ama onunla bazı çekim şeylerini yapamadığım için şöyle bir ürün. Arabada da şöyle kullanılıyormuş. İki parça halinde. Şunu büyük bir ihtimalle şöyle çeviriyoruz. Genişliyor burası. Şurayı oturtup şu kısmı şöyle. Evet, harika. Arabada çekim yapmak için açıkçası bunu aldım. Hem de diğer tripodda bazen telefonum durmuyor. Harika. Şimdi bunu da kenara alıyorum şöyle. Diğer bir ürünüm. Açıkçası bu benim çok işime yarayacak. Çok uzun zamandır düşündüğüm, almak için hani tereddütte kaldığım ve birçok ürün içinden hani hangisini alabileceğime karar veremediğim bir üründü. Şöyle bir ürün. Anlayacak mısınız bakalım? Bu üstten çekim yapmak için aldığım bir ürün. Sizlere çizim ve örgü videoları çekiyorum ben. Çizim ve örgü videolarımı bu ürünle yapacağım artık. Ve daha güzel, sağlıklı çekimler elde edeceğiz. İçinde bir ürün daha var ama geldi. Sıkışmış. Tamamdır. Bu da yine masa lambamdaki gibi bir ürün. Şöyle çıkarttım. Böyle yaylı. Şöyle bir aparatı var. Yine IKEA'dan almış olduğum masa lambamı hatırlarsınız, beyaz. Ondaki gibi masaya monte ediyoruz. Hemen şu yan tarafa ben şöyle takacağım. Siz de bakın. Şimdi bunu buraya tutuyoruz arkadaşlar. Şurayı şöyle çevirerek sıkıştırıyoruz. Şöyle masaya sabitlendi. Şu kısımda şöyle şuraya oturtacağız. Onu buraya böyle tutacağız. Evet. Şöyle gelecek herhalde. Ama böyle gelmiyor. Buradan gelmiyor. Şöyle. Yapacağım inşallah. Ama benim tahmin ettiğim gibi olmadı. Bunu
şu kısım şuraya, bak şu şuna engel oluyor. Bu nasıl olacak? Yine ben montaj yaparken. Of. Ben bunu çözüp bir geleyim mi arkadaşlar? Size de öyle göstereyim. Çözdüm arkadaşlar. Bunu ters taktım tabii ki de. Şöyle olacak. Şimdi bunu buradan açıyoruz. Şu parçayı şöyle takıyorum. Şimdi öylesine geçici olarak ben taktım. Şunu şuraya tutacağız. Daha sonra bu vidayı oturttuktan sonra şunu sıkıyoruz. Şöyle oturuyor. Sonra bu yandaki şu kısımdaki vidayı sıkıyoruz. Tamamdır. Ve şöyle ya da hani şöyle çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi şu parçanın da arkadaşlar şu kısmındaki burayı açıyoruz. Şu halkayı, bu geniş tarafı, şu dar tarafı, dar taraftan buraya taktık. Sonra şu kısmı buraya oturtuyorum. Ve bunu burada çevirip sabitleyeceğiz. Şimdi sol tarafıma kaldığı için biraz zorlanıyorum. Şöyle sağ ilimle yapayım. Evet. Ve sabitledik. Mesela şöyle üstten çekim yapmak için ideal bir ürün. Şöyle göstereyim. Telefonunuzun kamerasının olduğu kısma nazaran şöyle koyabilirsiniz. Şöyle çevirebilirsiniz. Ya da isterseniz bu ürünü şöyle karşıdan çekim yapmak için de kullanabilirsiniz. Kendinizi çekmek isterseniz. Böyle güzel, harika ve sağlam, sabit bir ürün. Evet arkadaşlar, benim almış olduğum Ekim ayındaki ürünlerim bu kadardı. Sizlere almış olduğum bütün ürünlerin açıklamalar kısmında linkini bırakıyor olacağım. En sonki almış olduğum üstten çekim trifotum ve araba için almış olduğum telefon tutucunun bizim burada evimin hemen karşısında mağazası olan bir yerden aldım. Ama TikTok'ta, Instagram'da ve kendi site adresleri de var. Oranın bütün sosyal medya hesaplarını bırakıyor olacağım aşağıya. Bence girip bir bakın, tavsiye ederim. Bu ürünlerin dışında bir sürü ürünü var ve hepsi gayet birbirinden güzel, kullanışlı. Bu videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.